Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kübra Akman, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size 4. mizaç olan sevdalı mizaçtan, solda da denen mizaçtan bahsedeceğiz. İnşallah konuya giriş yapalım. Eğer ki ilk defa bu videoyla karşınıza çıkmışsam, kanalıma abone olup yoruma beğenide bulunursan sevinirim. Şunu da unutmayın, hani son mizaçtan değil de en baştaki mizaç videosuyla da beraber izlemeye başlarsanız sizin için daha etkili olur kanaatindeyim. Konumuza giriş yapalım. Şimdi sevdalı mizaç toprak olup, elemente toprak olup soğuk ve kuru bir mizaçtır. Şimdi daha öncekiler nelerdi? Safra sıcak ve kuru, demeri sıcak nemli, balgam soğuk nemli, bu da soğuk kuru. Yani hem soğuk hem de kuru, yani nemsiz bir mizaca sahipler. Ülkemizde genel olarak şöyle söylenir, hani fıtri olarak, yani doğuştan bu mizacın olmadığını söylerler genelde. Hani doğu kısmında belki güneydoğu falan çok aşırı esmerliği bulunan insanlarda belki olabilir. Ama genel söylenen doğuştan Yani olmadığıdır. diğer 3 mizaca nazaran soğda mizacına, yani insanlar soğdaya düşebiliyor. Yani Evet. Kara sevda gibi, yani kara sevdaya düşebiliyor. Yani doğuştan olmadığına inananlar da var. Şimdi şöyle, doğuştan olmasa da her insanda nasıl gibi soğda denen kısım varsa bunun artışı gözlemlenebiliyor. Çok basit, yani ülkemizde zaten herkes rahatlıkla bu soğdasını artırabilir. İyi bir şeymiş gibi anlatmıyorum yani. Yani İşin örnek esprisi veriyorum, burada. adamın dem olduğunu bilirsin, safra olduğunu Evet. bilirsin ama yüzü o kadar esmerleşmiştir ki göz altları böyle neredeyse morlaşmış gibi yani. Evet. Yüzünde bir esmerlik var. Hani o esmerlik hani o adama ait değil gibi duruyor. Ben bunu Hintlilere bakarken hissediyorum. Evet. Yani mesela bir Afrika'daki, ben hani zencilere, siyahilere bu siyahi ve zenci demekten ziyade hani Bilal'i diyorum. Hani Bilal-i Habeş Hazretlerinden o mübarekten dolayı onlara Bilal'i diye sesleniyorum. Yani o mübareklere nazaran, o koyu tenlilere nazaran mesela Hindistanlılara bir bakın. Yani gerçekten hani ya o esmerlik adam sanki bir şeyler sürmüş de çıkmış gibi duruyor. Evet. Değil mi? Ama bakıyorum onlarda da böyle inceliyorum. Yani o yüzde dem gibi, o yüz safra gibi duruyor. Ama o esmerlik adama soğdalık katıyor gibi. Bu sefer de bazı mizaççıların ve bazı bu sahada yani hoca olmuş, ilim yapmış kişiler soğda mizacı yok diyecek kadar böyle cesaretli bir şekilde veya bilerekten işte konuşuyorlar. Lakin onu gördüğümden dolayı ben de diyesim geliyor. Evet, ama şunu unutmayın, her strese giren, her üzülen insanda soğuda miktarı var. Mesela iğne yaptıran bir takipçimiz şöyle demişti. Dedi ki iğneden sonra aşırı esmerleştim. Benim hani cildim böyle değildi. Muhtemelen o iğne kendisinde sevda oranını, soğuda oranını artırmıştır. Mesela bazı göz altında esmerliği olan insanlar, hani biraz daha konuya giriş yapalım diye anlatıyoruz arkadaşlar. İşte göz altında esmerliği olan, vücudu eskiye nazaran daha esmer olan kişilere bir bakın. Deriz yani, hani sana ne oldu? Yani soğuda sarkmıştır muhtemelen. Ya da hayatından bıkmış, hani yaşayan ölü gibi gezen insanlara bakınca esmerlikleri çok fazladır. Bu şekilde anlatalım. Şimdi kısaca vücutta sevdanın artışının belirtilerinden size kısaca yani şöyle bir biz var bahsedelim. mı yok mudan ziyade arkadaşlar 4 çeşit mizaç var ve 4'ünden biri de sovda mizacı. Evet. Sovdanın vücuttaki hıltı ne diye geçiyor Kübra? Toprak. Toprak diye geçiyor değil mi? Evet. Yani vücudumuzdaki toprak, yani hani evet. Böyle ilginç gelmesin. Vücutta Evet. Topraktan tutun da altından, gümüşten, bahırdan çoğu var arkadaşlar. Evet. Yani vücuttaki hıltı da toprak. Elementi toprak diyoruz. Vücuttaki hıltı da toprak. Mesela safranın ayette diyor ya, balçıktan he. Yaratılmıştır diye. Ya şimdi elle tutulur bir toprak yok ya, ondan diyorum. He. Ama safrada mesela elementi ateş diyoruz ama vücuttaki hıltı safra diyoruz. Ama bunun elementi de toprak, vücuttaki He. de toprak. Mesela şöyle de söyleyebiliriz. Tüple kan alınıyor ya hastanelerde arkadaşlar. Diyelim ki uzunca bir tüp. Tüpün en üstündeki o köpüklü kısmı safra oluyor. Ortadaki kısmı dem. Yani Kan. Kan en alt kısmındaki o tortulu
toprağımsı, hani hatta böyle yaparken dibinde hafif böyle şey kalır. O yüzden zaten O o kısmı makineler da hep döner. o kısmı da toprak, yani soldavi denen, yani aslında kara safra deniyor arkadaşlar o kısma. Bu arada arkada Hifa da bir şeyler soruyor. Kusura bakmayın. Şimdi şöyle belirtilerinden kısaca başlayalım. Baş küçük, yüz azaları küçük, saçlar kıvırcık, cilt tonu koyu, damar ince ve belirgin, dokunduğunda soğuk, nabız tiz ve düşük yükseklikte ardışık şekildedir. Tuzlu sever, uykusu hafif ve azdır, çabuk susar ve acıkır, sesleri çabuk anlar, cinsel konuda erken eğilim gösterir dedi. Delil ehli ortamdan etkilenmez. İnancı noktasında ısrarcıdır. Hafızası iyidir. Emanetçidir. Kuruntu, beynin kuru olması dolayısıyladır. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Mesela diyelim ki Hindistan yıllardır sömürü altında bir ülke. Ama inançları noktasında olsun, giyim noktasında olsun bir türlü taviz veremiyor. Yani Afrika gerçekten ülkeleri de öyle. evet. Yani Afrika. değişime o kadar dinçtiler ki, yani Afrika'nın en zenginleri bile hala yöresel kıyafetlerini giyiyorlar. Bizim zenginlerimiz hiç umurunda değil hesabı. Ve yöresel kıyafetlerine düşkün oldukları kadar da yani hafızaları kuvvetli dedik ya Evet. işte yani geçmişteki olan o bağları yani atalar, dedeler, gelenekler neyse nesilden nesile neredeyse böyle yazısız bir kaynak bir şekilde geçiyor gibi yani. Evet. Afrika'da da öyle. Afrika'da yazılı bir kaynak mı var yani? Teknoloji anlamında. Evet. Ha, hafıza kuvvetli anlamında şöyle de söyleyelim. Dünyada bilişim anlamında Hindistan ön sıralarda. Pakistan, Pakistan Hindistan. aynen. Arada arkada da arkadaşlar Hifa bize kaş göz ediyor. Biraz sessiz olmasını istedik kendisinden. Biraz bize müsaade et. Videomuz devam ediyor. Olur mu kızım? Tamam inşallah. Teşekkürler. Bu daha çok eski yıllarda melankoli üzerinde durulmuş. Melankoli Onu bir açalım. Ne demek yani? Yunanca'da mela şeyden gelmiş işte. Yani melankolik kara safra. Aslında hani soldavi de kara safra demek ya. Safranlı sarı safra. Safravi mizaç. Soldavi de kara safra. Yani vücuttaki kara safrayı ifade ediyor. Şimdi ona da değineceğiz. Melankoli daha çok kelime anlamı olarak arkadaşlar çökkün, umutsuz, bütün cesaretini yitirmiş, üzüntülü, acı içinde kıvranma, ışıktan ve insandan kaçma, karanlığı sevme, konuşmaktan, herhangi bir şeye, herhangi bir soruya muhatap olmaktan kaçınma gibi özelliklere sahip. Bu da kişide hakim oldukça, yani kişideki o soğuda oranı arttıkça bu tarz özellikler artıyor arkadaşlar. Şimdi neden kara safra dendiğini size anlatalım. Safra kesesinin salgıladığı suyun kuruyup koyulaşarak bir tür zehre dönüşmesiyle ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Kurumuş, soğumuş safra kesesinin salgıladığı kara safra bedenin diğer öz sularının karışımını bozabilmekte ve zehirlenen bedende baş, mide, bağırsak, karaciğer ağrıları ve bilinç bulanıkları ortaya çıkabilmektedir. Biz buna işte kara safra diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Ülkemizde çok olmadığı için yani Ama ülkemizdeki çoğu insanda var. yok Az çoğu olsa da. insanda var yani doğuştan sevdavi mizaçlı pek kişi yok ama hastalıklarda bizi ilgilendiren bir konu. Yani şöyle Evet. demeyelim, baştan beri şunu söyleyip duruyoruz. Ülkemizde çok yok. İşte Hindistan falan, bazılarına göre Hindistan'dakilerin hepsi sevdavi mizaç gibi bahsediyor ama bakıyorsun çeşit çeşit değil yani. Evet. Bazıları da sevdavi mizaç yokmuş gibi davranıyor. Bizi ilgilendiren taraf şu, hastalıklar konusunda sevda mizacı yani vücutta bu artınca Yani şunu unutmayalım. tedavi edilmesi gereken noktalardan birisi oluyor Şunu arkadaşlar. unutmayalım yani balgam ve sevda mizacı soğuk mizaçlı olduğu için vücudu da genelde hasta eden mesele soğuk olduğu için soğuk mizaç olduğu için bu iki grup bizi çok ilgilendiriyor. Hani dem ve safra birazcık daha böyle hastalıklara karşı güçlü, kuvvetli ve dirençli olabilir. Lakin diğer iki mizacı da iyi bilmesi gerekiyor ki kendine ona göre önlem alması gerekiyor. Göz altları mı doldu? Yüzünde esmerlik mi oldu? Veya işte dedi sevdanın görüntüleri veya kilo arttı. Balgamın halleri mi var? O zaman sen kendine bir bakacaksın.
o mizacın özelliklerini bilirsen, yani sevda ve balgamı Yani şimdi bilirsen, ona göre hareket edersin. bahsedince çoğu arkadaşlar mesela yorumlarda görüyorum şey yazıyorlar. İşte bende bu özellik de var. O öbür mizacı anlatıyoruz. Bende bu özellik de var. Yani sebebi bu arkadaşlar. Mizaçtaki kayma, stres anıyla beraber vücuttaki o sıvıların değişmesi. Diyor ki o stres ve kan dolaşımının hızlılığı mesela diyelim ki vücutta soğuda arttı. Kan dolaşımı da hızlıysa ne oluyor? O kan tüpü dedik ya arkadaşlar. Sallandığını düşünün. Yani normalde burada olan soğuda kan dolaşımının hızıyla beraber vücut da her yere yayılabiliyor. Aynen. Her yere yayılabildiği için vücudu daha rahat hasta edebiliyor. Allah muhafaza vereme, kansere sebep olabiliyor. Zaten kanserin genel kaynağı sevda denir. Hatta Evet, şöyle de genel söyleyeyim. kaynağı değil, bence yani asıl kaynağı diyebiliriz ya. Mesela nazarın psikolojik ya da metafizik boyutuna, kanserin metafizik boyutuna genelde nazar denir. Şimdi nazar, hani kişi nazara gelince böyle bir benze atar. Sana ne oldu bilmiyorum, hani bir toplum içerisine girdin, bir anda kanı çekilmiş gibi olur. Esmerleşmeye, sararmaya, böyle bir tuhaf hallere kişi girer. Yani ne oluyor demek ki? Kişideki o kanı mı çekiyor, ne oluyorsa safra, yani kara safra oranını artırıyor Şimdi kişide. işte biz burada hani bazen böyle arkadaşlar hani nasıl söyleyeyim, geçenlerde iniyoruz böyle köylük yerde, işte teravihden geliyoruz ya, küllükten Evet. geçerken şey oldu yani, hemen yanımdaki, burada küllük Erdoğan dedi, ben oranın küllük olduğunu bilmiyordum, sessizleşek dedi, ondan sonra ilerledik. Yani gerçekten insanların cinlere olan varlığı inancıyla meleklere olan inanç var ya, arada böyle bir şey. Korktuğumuz şeye daha fazla inanıyoruz gibi. Bazen burada da bir şeylerden bahsetmek istiyoruz. Yani nazarın hak olduğuna inanıyoruz ama duanın koruyuculuğuna inanırken tereddüt ediyorlar ya da ya o biraz dini konulara giriyor Dini haliyle kişi. konulara giriyor. Çok girmek istemiyoruz. O da önemli Ama yani. yani nazar ve cinni bir mevzuda insanı, yani bu enerjisel varlık diyoruz ya, bunları insanlara daha hızlı, nasıl söyleyelim, temas edebilmelerinin insandaki kan yoluyla oluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim Yani şimdi yani, şöyle kan etkisiyle oluyor yani. enerjisel varlıklar olduğu için kişinin o nazar enerjisini çok seviyorlarmış. Yani şimdi öyle olunca nazar enerjisiyle beraber kişide bir çapkınlık oluşuyor dedik. İşte bu Yani bu vücutta sevdanın düşüklüğü ya da artması, yani o kişideki etkisi aslında sizin imani noktadaki çabanız da etkiliyor yani. ne? Şimdi Dini noktadaki. işte kan, yani safrada, kanda safra var. Safravi. Kanın kendisi demevi. Kanda su var, balgami. Kanda toprak var, sevdavi. Yani ve bu varlıkların da size olan temasları yine kan üzerinden oluyor yani. Evet, şöyle de kısaca konulara girelim. Ne demiş? Sevda ve mizaç kişiye egemen olup beyindeki hayat merkezini içeriden sarmaya başarırsa karanlık etkisiyle diyor. Yani eğer beyinde hakim olursa sevda, korkuya sevk eder, yalnızlık ve endişe kaynağı oluşturur. Beyni mesken tutan sevda ağırlıklı olarak kalpten neşet eder ve tedavisinde de hem kalp hem de beyin dikkate alınmalıdır. Eğer sevdavi mizaç bedenin bütününü istila ederse bu madde bütün bedene yayılır ve verem riskini artırır dedim. Şimdi ne diyor? Yalnızlık, endişe, yani psikolojik hastalıkların çoğu sevdadan kaynaklı. Sevda artmasından kaynaklı. Diyelim ki sınava girecek çocuğunuz, eşiniz aşırı stresli ya da işi itibariyle mesela çoğu polis, gardiyanların, askerlerin sevdası genelde çok artıyor yani. İşi itibariyle çok strese girdikleri için ya da çok emir komuta zincirinde fazla olmasından dolayı, çalıştıkları ortamın pis olmasından, yani onlar değil de başkaları. Diyelim ki çalıştığı ortam çok pis, pis koku, pis insanlar, sevmediği bir ortam. Bunlar hep kişinin sevdasını artıran olaylar arkadaşlar. Peltekler keskin zekalı olup çabuk konuşanlar, yüzü kızıla çalan aceleciler, kıllı esmerler, damarları dışarı fırlamış olanlar, kalın dudaklılar, İbn Sina'ya göre melankoliye yatkındır. Yani melankoli kara safraya, yani kara sevdaya yatkındır. Afrika'daki yani Bilali kardeşlerimize, siyahi Mesela kardeşlerimize dudaklarda baktım, hep onlar da dolgun. dolgun dudaklar olur. Yani Evet. bir zenci dediğimizde dolgun dudak geliyor yani. Evet. Zira bu nitelikler kalpteki hararetin ve beyindeki nemin bir göstergesidir. Bakın, kalpte hararet var, beyinde nem var. Yani öyle bir etki. Yani vücudu o derece bozabiliyor.
melankolinin kışın azaldığı, yazın ve sonbaharda çoğaldığı gözlemlenmiştir. Yani safranın, kara safranın arttığı en çok ay sonbahar diye gözlemlenmiş arkadaşlar. O yüzden bu mizacın ayı sonbahardır. Dedik. Çünkü bu mevsimde bedenin salgı ve karışımları kana daha fazla pompalanır ve kan dolaşımındaki boz, heyecan, sevda hıltını körükler. İbn-i Sina melankolinin tedavisi için şöyle bir yol haritası çizer arkadaşlar. Hemen kısaca da şunu okuyalım. Her halükarda hasta sevindirilmeli. Arkadaşlar hangi hastalık olursa olsun, eğitim aldığımız doktorumuz da böyle söylüyordu. Yani kişi sevindirilmeli. Bunun için de özellikle masaj, güzel kokulu karışımlı yağlarla beraber, masaj yağlarıyla beraber kişiye masaj çok etkili. Çünkü o içerisindeki bulunan yağlar kişiye aromaterapi yani terapi yapıyor. Mutluluk hormonunu artıraraktan kişinin mutlu olmasını sağlıyor. Bir de kişiye o masajla beraber ilgilenilmesi hissi hastayı mutlu ediyor. Ne dedi İbn-i Sina? Her halükarda hasta sevindirilmeli. Eğlencelere katılmalı. Mutedil iklimin hakim olduğu yerlerde yaşamalı. Mutedil iklim nedir? Aynı sıcak ve soğuğun hakim olmadığı. Yani biz mesela bizim buralarda bakıyoruz. Sabah soğuk, öğlen yanıyoruz. İkindin sonbahar gibi böyle, ilkbahar gibi. Akşam da gene kış gibi böyle. Enteresan bir havası var. Devam edelim. Hindistan'da mesela sıcak mizaçlı baharat ürünü de aşırı derecede evet. Var ya. Bir de memleket yani ora olaraktan çok temiz insanlar değiller. Yani gidenlerden gördüğüm kadarıyla ve inanılmaz derecede iğrenç bir koku var diyor. Evet. Yani adamlar da kendi memleketlerinde yani sovdayı artıracak çok şey var yani. Evet. Çok şey var. Hem koku hem sıcak mizaçlar aksine düzeleceği evet. Yere tam böyle tersine gidiyor yani. Evet. Şeyi yanlış mı hatırlıyorum? Korkak bir mizaç diye evet. Geçer. Zaten o korkudan dolayı kanser artıyor. Yani evet. İyice kara sevdaya düşüyor. Gerçek anlamda sevdaya düşüyor. Yani birine aşık olmuş. Yani ya olmazsa, ya sevmezse, ya beni bırakırsa diye mesela o korku. Korkaklıktan kastım bu da var mesela. O korkudan dolayı belki yıllarca sömürü altında rahatlıkla kalabiliyorlar. İşte Afrika ülkesi yani de her öyle. Her millet mesela bizim ülke Allah muhafaza eylesin. Öyle bir şeye biz Türk milleti olarak da katlanabileceklerini sanmıyorum. Aynen. Yani fıtri mizaçları bunu gerektirmiyor. Yani. Ne dedik? Demevi ve safra karışımı bizim ülke genelde. Yani hep öncü, hep lider ya da hep değişime açık. Yani unutuyor olabilir, yani, dik kafalı olabilir ama o dik kafalılığı sömürülmeye gelmiyor yani. Evet. Tekrar devam edelim. Kaldığı mesken sık sık havalandırılmalı. Yani havadar bir ortam kişinin o bir nevi demevi mizacını artırıyor gibi oluyor arkadaşlar. Şey diyeceğim, Hindistan'da ne gibi bir sömürü derken arkadaşlar Çin'de ürün ne kadar ucuza üretiliyorsa evet. Mesela Hollanda'dan değil mi senin çok akraban Hollanda'da Kübra? Hollanda'dan gelen ürünlerin çoğunun menşeinde mesela şey var. India. Yani Hollanda'da da bugün kaç milyar adam olmuş ya? Kaç dedi geçen okudum da unuttum arkadaşlar. Yani zaten bir 2 milyar mıydı o Çin'di? 3-4 oldu herhalde. Yani Hindistan'da da en başta İngiltere tarafından daha sonra ucuz ülkeler işçilik tarafından fazlasıyla var. Yani sömürü evet. Ülkesi onu söyleyelim. Kaldığı mesken sık sık havalandırılmalı, yattığı yer ve çevresine güzel kokular sürülmelidir. Gezerken, otururken daima kaliteli hoş kokular kullanmalı. İyi malzemeden yapılmış lezzetli ve hafif yemekler yemeli. Özellikle ne dedi? Güzel kokular kullanmalı dedi. Evet. Bak yani kendimiz için de diğer mizaçlarda sovdayı azaltacak mesele güzel koku. Evet. Yani ben de zaten bir sovda hat safhaya varmış olur o ayrı bir mesele. Ama güzel koku vücuttaki sovdayı azaltıyor. Yaş ve taze meyve yemeli. Mizacına uygun besinlerle bedenini güçlendirmeli. Yemekten önce kısa bir hamam sefası yapmalı. Yani yapsa iyi olur. Başına ılık su dökmelidir. Hatta aşırı terlemekten, baklagil familyasından, kuru etten, mercimekten, lahanadan, aşırı tuzlu, asitli, acı, ekşi yiyecek ve içeceklerden kaçınmalıdır. Hindistan'da Allah'tan kaçınıyor. Zaman bak, zaman tatlı ve kaymak yemelidir demiş İbn-i Sina. Kuru mizaçlı ya. Evet. Yani hep yaş saydı, hep nemli saydı, hep baharda şey saydı, hamam saydı. Yani dört mizacın en kurusu.
Yani mesela ben sıcak ve kuruyum ama safra şey Sovdavi kadar kuru olamam. Mesela Demevi de sıcak ve nemli ya, ama bir Evet. Demevi de balgam kadar ıslak olamaz, nemli olamaz yani. Evet. Cilt yapılarına değinelim. Kuru ve nemsiz, az önce zaten değindik kısaca da. Kuru ve nemsiz deri ve ciltleri vardır. Deri üzerinde orta boy gözeneklere sahiptir. Ellerindeki damarlar gizli. Deri rengi koyu. Göz renginin beyazı beyaz ve koyudur. Göz bebeği ela ve kahverengidir. Bu tabii çoğunlukta arkadaşlar. Saçları kuru, kalın ve kıvırcıktır. Saç rengi siyah, mat ve buğdayımsıdır. Sevdalı mizaçlarda genellikle az saçlıdırlar. Ama kellik oranı da düşükmüş yani. Bunu da belirtelim. Mizaçların Ne eğilim kadar da belirtileri. olsa toprağın besleyiciliği var herhalde yani şeyde. Evet. Vücutta yani. Sabahları ağız tatları tuzlu olur. Ağızları kuru ve az sulu olur. İştahları çok ama az yerler. Yemeklerin sindirilmesi oldukça zayıftır. Mide şişkinliği oldukça fazladır. Kabızlık çekerler. Çünkü vücutları soğuk hem de kuru arkadaşlar. Tuzlu ve tatlı şeylere eğilimli derler. Turşuya meyilleri yoktur. Ağızları ve dışkıları kötü kokmaz. Karınlarından karkur sesleri gelir. Çünkü soğukturlar. Soğuğa eğilimleri olmaz ama sıcağa eğilimleri vardır. Çünkü soğuk kuru arkadaşlar. Yani soğuk kuru kavramını unutmayalım. Mizaçlarla beraber. Şöyle bir bakayım nereleri okumam lazım. Mesela Uygur tıbbı diyoruz ya, yani Uygurlular gerçekten hani mesela yemekle beraber bir sıvı tüketimi olsun, yemeğin itidalli bir şekilde tüketimi olsun. Yani bunu halkına ve kendisine çok güzel işlemiş. Yani Uygur tıbbı, Uygur yemekleri çok mükemmel Evet, arkadaşlar. yemekler hep taze tüketiliyor. Hep taze tüketiliyor. Ama mesela yani bu adamlar baharat, ekşi, sirke, turşu, madem bu kadar yememeleri gerekiyor. Yani bunun üzerine Hindistan niye bu kadar çok bu ürünü tüketiyor sorusu var ya. İşte bu şeyden uzak Şimdi kalması olabilir ilimden. Bir de şey, şimdi şöyle, bak burada da değinecek burada bir yerde yani de. vücut onu olmayana arıyor aslında. Hayır, Ya. mesele şu. Diyor ki eğer ki sevdalı birinin ikna ettiyse bir hekim. Hekim diyor yani hekime başvurduysa demek ki hasta. He. Ona rağmen ikna ettiyse çok büyük bir şey başarmıştır diyor. Yani sevdalı insanlar çok inatçı ve değişmez oldukları için sen git ona sağlıksız olduğunu kabul ettir. Ettirebileceğin mi? Çok inatçılık var. Yani bunlardan sonra belki balgam geliyor diyebiliriz inat etmeleri. Şimdi mesela diyelim ki ne diyeyim, Orta Asya yani bizim buralar diyelim, Orta Asya dahil, buralar dahil sıcak yerler, sıcak memleketler olduğu için yani bizim buradaki coğrafi konuma göre tükettiklerimize göre dem ve safra çok çıkıyor. Şimdi orada da o adamların tükettiğine göre soğudavi çok çıkıyor. Yani o adamlar soğuda da hala bunu tüketiyor değil. Bunu tükettikleri için soğuda. Biz sıcak bir memleketteyiz. Sıcak bir memlekette olduğumuz için, sıcak şeyler tükettiğimiz için sıcak mizaçlıyız. Bugün Avrupa'ya doğru çıktığımızda veya işte o soğuk memleketlere çıktığımızda Amerika gibi yerlerde hani gerçi Amerika çok soğuk olmayabilir ama Avrupa'yı daha çok ele alırsak inanılmaz derecede bakmayın televizyonlara obezite ve şişmanlık had safhada arkadaşlar. Yani orası soğuk ve tükettikleri soğuk mizaçlı paketli ürün çok olduğundan dolayı onları tükettiklerinden dolayı balgamlar. Yani balgamlar o balgam oldukları halde niye bunu tüketiyorlar değil. Yani o aradaki bağlantıyı kurmak için söylüyorum. Tükettikleri için ve orada yaşadıkları için o mizaçtalar. Sevdalı mizaçlar patlıcan ve mercimek gibi siyah şeylerin tüketiminden kaçınmalıdır arkadaşlar. Az tüketmelidirler. Sevda kemik üreticisidir. Bunu unutmayalım. Kemik, saç, kök, eklem. Yani Saçları az dökülmez dedi. evet. Şimdi şöyle söyleyelim mesela. Bazı mesela çocuklar hatırlıyorum. 3-5 yaşında çocuk. Diyelim yaşıtlarına oranla kemiği kaldırınca kaldıramıyorsunuz mesela. Evet, Muhtemelen esmerlik de fazla oluyor o çocuklarda. Yani bu ağırlık tahmin ettiğim bir evet. arkadaşımızın sence Sovdavi olma ihtimali var mı? Yani şu an Var. bakınca yani o esmerlik olsun, Aileden de genetik o geliyor biraz. esmerlik olsun, o kemik ağırlığı olsun. Yani şöyle Çok düşünüyorum. aşırı fazlaydı. Ve aşırı bir hani uzama ve kemik ağırlığı vardı çocukta. Esmerlik de çok fazlaydı. Yani çocuk
doğdu olmaz kara sevdaya düşecek alıyor ya hastalanıp yani. Evet. Eğer biri gösterilmek istese o çocuğu gösterirdim yani. Evet. Başın zonklaması sevdalı bir mizaçtan baş ağrısıdır. Sese duyarlı olmak hani şey derler, başım zonkluyor, zonk zonk zonk, hani böyle bir alarm çalıyor gibi olur. Bedendeki sevdanın artışını göstermektedir ki bu ikisinin başın zonklaması ve sese hassasiyetin çaresi kanın incelmesine sebep olan sirke tüketimiyle hacamat yapmaktır. Yani sirkencübin içerse kişi sirkencübinin vücuttaki sevdaya atmada çok önemli faydası vardır. Bununla beraber hacamat iyi gelir diyor arkadaşlar. Bu sevdayı artırır. Dolayısıyla tüm mizaçlar ondan sakınmalıdır. Su direkt olarak soğutulmamalı. Mesela mizaçlarda da hani diğer baltlamayı mizaçta da öyle. İslami tıp kitaplarında da şöyle bir ibare bulunmaktadır. Bunu az önce söyledim. Eğer tabip sevda mizaçları razı edebilmişse hüner etmiştir. Gerçekten inatçı olabiliyorlar. Yani sen bunu mesela bir safra bir mizaç olarak düşün. Mesela sen bazen bakıyorsun göz altların gerçekten esmerleşiyor yani. Yani sarı safra kara safra dönüyor gibi. Aşırı inat arkadaşlar yani. Mesela ben bazen eşime bir şeye ikna ettiğimi sanıyorum. Halbuki ikna edilmek istediği şeye ikna ediliyor. Yani aslında zihninde bir şey var, ben ona ikna etmişim. Aslında hiçbir şeye ikna etmemişim. İşte bazen de mesela diyorum ki yani hani diyelim ki bendeki kara sevda soğuda azaldı. Ama daha önceki yıllar bir şeye ikna etmen çok zor. Sevda azaldığında da diyor bir an nasıl kabul etti diyorsun değil mi? Yani işte o zaman anlıyorsun yani adamdaki o değişimi. Yaşlılıkla beraber de vücuttaki şeyler azaldığı için, soğukluk arttığı için. Yaşlıların da inadı işte yani ne inatlaşıyor diyorlar ya. Diyor ya mesela, ne diyor? Adam 70 yaşına, 80 yaşına gelmiş. Ben bunun kalbini çok kırdım da diyor, işte kıymetini şimdi anladım ya da ölünce anladım. Anca ölünce anlıyorlar işte. Devam edelim arkadaşlar. Sodamızı Geçmişte yaşamayacaksınız evet. arkadaşlar. Yani buradaki yeme içme düzeni elbette onlardan biri ama vücuttaki sovdayı artıran en önemli meselelerden biri geçmişte yaşamak. Yani sürekli böyle bir şeyleri düşünmek, dert tasa etmek. Yani o geçmişte yaşama olayı zaten manevi olaraktan da size hastalıklara yol açacağı için hem beslenme de bir tık buna etki ederse yani vücut tamamen böyle soğudalaşabilir yani. Evet. Şöyle devam edelim. Bu mizaçtaki kişiler her şeyden bir sorun çıkarıp mutsuz olmayı hedeflemiş bir halleri vardır. Devamlı yakınırlar. Mutsuzlukları yüzde siyahlaşmaya ve donuklaşmaya sebep olduğu için hemen anlarsınız. Bizimki yine bir şeye kafaya takmış denir. Bu kişiler kafaya takmamayı öğrenmek zorunda. Yoksa kendisi kendine çeker, etrafındakileri de çektirir arkadaşlar. Sevdalı mizaçlar. Şöyle söyleyelim. Vücuttaki özel konumu olan iki mizaç vardır. Bunlar safravi ve sevdalı mizaç. Safravi mizaçta safranın fazlası safra kesesinde depolanırken sevdada dalakta toplanıyor arkadaşlar. Diğer özel konumu olmayan mizaç ise kan ve balgam. Bunlar zaten vücutta yaygın bir şekilde dolanıyor. Ama şimdi sevdanın fazlası dalakta dedik ya, bu sevdavi mizaçlarda da dalak problemlerine sebep olabiliyor. Dalak ve pankreaslarında hastalıklara sebep olabiliyor arkadaşlar. Çünkü dalak yani bir nevi böyle kan gibi ya. Evet. Yani kanın sanki böyle o toprak kısmını oluşturan bir yapıda gibi yani. Evet. Sevdanın dilinden, yani sevda mizaçlı bir insanın dilinden balgam olan ve biraz da kan olanlar iyi anlar. Safralar, yani safrayla bir sevdanın evliliği çok sürmeden nişanlılık arifesinde bile bitebilir arkadaşlar. O kadar birbirlerine hani zıt ve şeylerdir yani. Tahammülleri yoktur birbirlerine. Şimdi ne dedik? İlk başta balgam. Balgam soğuk nemli. Bu da soğuk kuru olduğu için birbirlerine az çok uyumlu ve o nem onu yatıştırır. Evet. Ama ve sevdanın inadını da bir nevi balgam hani kaba hani her kabın şeklini alıyor ya, o uyumuyla beraber sevdaya uyum sağlayabilir. Bir sonraki de demevi mizaç oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle de söyleyelim. Sevdavi mizaçtaki kişiler egoistlerdir genel itibariyle. Emanetçi ve cimri birileridir. Mesela şurada da şöyle değinmiş hoca.
Sevda ve Mizaçlı birisine hediye vermiştik kaç defa. Her seferinde geri gönderdiler. Halbuki kan mizaçlı birisine bir gül dalı dahi versen her zaman aklında kalır ve bazen yanında bir şiir bile yazar sana hediye olarak. Ama sevda mizaçlı birisine versen sana ne oluyor? Veriyorsun. Ya al götür bunu. Ben buna mı şeyim? Layım. Ya da ne yapıyor? Yok ben hediyemi de istemem. Kabul etmem. Gibi. Bu iki uç noktada olabiliyor. Bazen kendisine layık görmeyip verme. Bazen de hani o muhabbet devam etmiyor yani. Kişinin o sert duruşundan dolayı o muhabbet devam etmiyor. Ama ne diyor demevi de. Gerçekten de öyleyim. Ben mesela yıllar önce bana bir yakın arkadaşım o zamanlar pahalı olan bir çikolatayı hediye etmişti. Çikolatanın kabını bile saklamıştım bana. Tarih düşüp not tutardım. Hani bu arkadaşımla yediğim çikolata diye. Evlenince tabii attık onları arkadaşlar da. Yani yani yanlış anlaşılmasın şey yani kız arkadaşlarım ve şey hatırası olan haliyle bir süre sonra bakıyorsun ya bu çöp gibi oluyor da demek istedim o kadar önem verirler. Yani ufak bir şeyle, bir çikolatayla, bir gül dalıyla, ufak bir sözle demevi mizaçtaki kişiler çok çabuk etkilenip mutlu olabilirler. Ama tam tersi sevdada da tam tersi dedik. Bayağı da devam ettik Erdoğan. İstersen tamam. Burada bir mola verelim. Daha sonra arkadaşlar sevdavi insanlardaki hastalıklara, cilt hastalıklar olsun, vücuttaki hastalıklar olsun ve vücutta biz bunu nasıl atarız diye bunlara değineceğiz inşallah. Bir sonraki, ondan sonraki videomuzda da mizacı teşhis videoları. Bana sürekli soruluyor, işte mizacımı nasıl teşhis ederim, nasıl teşhis ederim. Ben şimdiki teşhis videosunu en başta yayınlamış olsaydım, siz daha mizacları bilmiyorsunuz sürekli. Hadi anlatın da ben kendime şu soruyu sorayım. Yani mizacı tanımadan kendinize bu soruyu sorsanız cevaplayamazsınız zaten. Aynen. O yüzden biraz sabırlı olun ve öğrenmeye gayret edin inşallah. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip yorum yapmayı inşallah ihmal etmezsiniz arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.